logoraši i logorašice, eselamu alejkum i dobro vam veče. Večeras će ovdje u organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini u povodu obilježavanja Dana logoraša biti premijerno prikazan dokumentarni film Silovanje u ratu, nevidljivi ožiljci. Zbog velikog broja večeras prisutnih građana Republike Turske, večerašnji protokol smo upriličili i na turskom jeziku. Saygıdeğer misafirler, baylar ve bayanlar, değerli savaş esirleri hepinizi selamlıyor, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam burada Bosna Hersek Esirler Derneği organizasyonunda Esirleri Anma Günü münasebetiyle Savaşta Tecavüz Görünmeyen İzler adlı belgesel filmin ilk gösterim yapılacak. Türk misafirlerimizin yoğun katılımından dolayı bu akşamki programı Türkçe olarak da düzenlemeye karar verdik. Prije nego bilo što kažemo o večerašnjoj premijeri, molim vas da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi dostojanstven način odamo počast žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Bu belgesel hakkında herhangi bir şey söylemeden önce sizleri Fatiha okuyarak, saygı duruşunda bulunarak veya başka şekilde savaşta hayatını kaybeden insanları anmaya davet ediyorum. Neka im je rahmet duši i vječna slava. Ruhları şad olsun. Silovanje je jedan od najstrašnijih zločina na zemlji i dešava se svakih 5 minuta. Zlo se ne može preseliti u odaje prošlosti, pa da se kaže da je prošlost prošla. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, oko 25.000 muškaraca, žena, starijih i maloljetnih osoba je brutalno silovano i seksualno zlostavljano u toku rata u Bosni i Hercegovini. Djevojčice između 12 i 14 godina prisilno su odvajane od svojih porodica i odvođene u posebno odabrana mjesta gdje su bile izložene užasnim torturama silovanja i drugim vidovima zlostavljanja, uključujući fizičko nakaženje te ubijanje. Neke od njih ostale su trudne i rodile djecu. Seksualno zlostavljanje muškaraca koji su bili zatočeni u logorima tema je o kojoj se gotovo i ne govori. Tecavüz dünyadaki en korkunç suçlardan biridir ve her 5 dakikada bir meydana gelmektedir. Kötülük geçmişin odalarına taşıyıp geçmişe geçti diyemeyiz. Bosna Hersek Savaş Esirler Derneği kayıtlarına göre Bosna Hersek Savaşı'nda 25 bin kadın, erkek, yaşlı ve çocuk vahşice tecavüz ve cinsel istismara uğratılmıştır. Yaşları 12 ile 14 arasında olan küçük kız çocukları ailelerinden ayrılarak özel seçilmiş yerlere götürülüp tecavüz, vücut kesme, öldürme ve farklı işkence çeşitlerine maruz kalmışlardır. Bazıları hamile kalıp çocuk doğurmuştur. Kamplarda esir kalan erkeklerin uğradıkları cinsel istismar neredeyse hiç konuşulmayan bir konudur. Onima koji su producirali ovaj film, bio je to jedan od najtežih projekata u životu. Pozivam predsjednika Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, gospodina Jasmina Meškovića, da pozdravi prisutne. Bu film yapımcıları için... Bu film yapımcıları için hayatlarının en zor projelerinden biriydi. Konuşmasını yapmak üzere Bosna Hersek Savaş Esirleri Derneği Başkanı Sayın Jasmin Meškovic'i sahneye davet ediyoruz. Poštovani logoraši, porodice ubijenih i umrlih logoraša, dragi prijatelji, gospođo potpredsjednice Federacije, uvaženi profesori, gospodine zameniče ministra odbrane, uvažene ekscelencije, gospodine akademiče, eselamu aleykum i dobroveče. Sayın misafirler, sayın savaş esirleri, sayın savunma bakan yardımcısı, sayın federasyon başkan yardımcısı, sayın profesörler, sayın akademikler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Koristim priliku da vam se od srca zahvalim što večeras prisustvujete premijeri trećeg dokumentarnog filma u organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Bu fırsatta hepiniz
Bosna Hersek Savaş Esirler Derneği'nin çıkardığı 3. belgesel filminin ilk gösterimine katıldığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ovo je naš poklon Bosni i Hercegovini. Bu Bosna Hersek'e verdiğiniz büyük bir hediyedir. Nažalost, o silovanim muškarcima i ženama u logorima za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu vrlo malo se priča i vrlo malo se govori. Ne yazık ki Bosna Hersek savaşı sırasında tecavüze uğrayan erkek ve kadınlar hakkında çok az konuşulmaktadır. Mi smo kroz ovaj film željeli prije svega da ohrabrimo sve one koji su prošli i doživjeli torturu, silovanja i seksualnog zlostavljanja da o tome počnu javno govoriti. Biz bu film sayesinde savaş zamanında tecavüz ve cinsel istismara uğrayan kişileri bu konu hakkında konuşmaya cesaretlendirmek için yaptık. Ovo je težak film za gledanje. Bu izlenmesi zor bir filmdir. Ali zapitajmo se kako je tek bilo ljudima, dječacima, djevojčicama i ženama proživjeti to 4 godine. Fakat kendi kendimize soralım. Tecavüze uğrayan çocukların, kadınların ve erkeklerin bunları 4 sene boyunca çekmek nasıl bir histi? Nadam se da ćemo na kraju filma ustati, ako i u kom i kome imalo ostalo unutra, skaže bilo kakvi osjećaja, da ćemo sa minutom, dva stajanja na taj način ohrabriti sve one koji su učesnici u ovom filmu bili, svi oni koji su prošli torturu seksualnog zlostavljanja. Umarım ki bu filmin sonunda hepimiz ayağa kalkıp 1-2 dakika saygı duruşunda bulunacağız bu filmde yer alanlar için ve bütün bu dehşet suçları gören kişiler için. Ja želim iskreno da se zahvalim svima onima koji su skupili hrabrosti da o tome javno progovore. Bunları ortaya çıkaranlar, bunları konuşanlara teşekkür etmek istiyorum. Želim da se zahvalim svim mojim članovima, članovima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini koji su dali podršku u realizaciji ovog projekta. Bu projenin gerçekleşmesine destek veren bütün Bosna Hersek Savaş Esirleri Derneği üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Također da se zahvalim mojim saradnicima koji su radili čitavu godinu dana na realizaciji ovog filma. Aynı zamanda bir yıl boyunca bu filmin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf eden iş arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. I želim vam samo dvije rečenice reći o našoj budućnosti. Ve geleceğimiz hakkında iki cümle söylemek istiyorum. Mi smo ove godine počeli realizaciju još dva dokumentarna filma. Biz bu sene daha iki tane belgeselin gerçekleşmesi için, yapılması için çalışmaları başlatmış olduk. Prvi film koji će govoriti o djeci koja su rođena u logorima, o djeci koja su sa svojim majkama starosti 1-2 dana do 10 godina prošli sve one patnje i torture kroz koje su prolazili njihovi roditelji. İlk film kamplarda doğan çocuklar veya o olaylar yaşanırken 1 yaşında veya 10 yaşına kadar olan çocuklar hakkında olacak. Veliki broj djece je prošao logore. Çocukların çok büyük bir sayısı bu kamplardan geçmiştir. I drugi dokumentarni film koji ćemo uraditi, ako Boga prikazati, a to je logoraši u živim štitovima. Yapacağımız ikinci belgesel canlı kalkanlarda olan savaş esirleri hakkında olacaktır. Ovo je prilika svakako da se zahvalim gospodinu Avdi Husenoviću sa kojima imamo dobru saradnju. Çok iyi bildiğimiz olan Sayın Avdi Husenoviće de teşekkür etmek istiyorum buradan bu fırsatı kullanıp. Cijeneći vaše vrijeme, ja vam se još jednom iskreno zahvaljujem. Hvala vam. Vi svojim prisustvom dajete punu podršku kako žrtvama, tako i Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini. Herkesin vaktine değer vererek hepinize bir daha katılımınızdan dolayı buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum.
Autor ovog filma, kao i prethodna dva dokumentarna ostvarenja Saveza, je gospodin Avdo Husejnović, a njegovu realizaciju je i ovaj put u potpunosti finansirao Savez logoraša u Bosni i Hercegovini. Derneğin daha önceki iki belgeselde olduğu gibi bu filmin yapımcısı Sayın Avdo Husejnović'tir ve projenin tamamı yine Bosna Hersek Savaş Esirleri Derneği tarafından finanse edilmiştir. Učesnici filma su žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja u ratu od 1992. do 1995. godine, i to muškarci, žene i osobe koje su u to vrijeme bile maloljetne. Snimanje na području Zvornika, Bijeljine, Tuzle, Sarajeva, Kalinovika, Miljevine, Brčkog, Kladnja, Vlasenice, Bogošće i Kiseljaka. Bu filmde 1992-95 yılları arasında olan savaşta tecavüz ve cinsel istismara uğrayan erkek, kadın ve o zaman henüz reşit olmayan kişiler yer almaktadır. Film Zvornik, Bijeljina, Tuzla, Saraybosna, Kalinovik, Miljevina, Brčko, Kladan, Vlasenica, Bogoša ve Kiseljak bölgelerinde çekilmiştir. Pozdravite Avdu Husejnovića, autora dokumentarnog filma Silovanje u ratu nevidljivih oči. Savaşta Tecavüz Görünmeyen İzler adlı belgeselin yapımcısı Sayın Avdo Husejnović Bey'i sahneye davet ediyoruz. Dragi prijatelji, želim sve od srca da vas poselamim, pozdravim i da vam se zahvalim što po ko zna koji put prisustvujete našim premijerama. Evo, 2008. godine od mog prvog filma Vanzemaljci iznad Sarajeva, uvijek ste tu uz mene i otprilike. Svi se dobro znamo, najradije bi ovako kad bi mogao sve da vas zajedno zagrlim i da se zahvalim na jednoj nevjerojatnoj podršci, jer teret koji nosimo nije ni malo lak. Değerli arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. 1998 yılından bu yana verdiğiniz muazzam desteğinizden dolayı benim yaptığım her filme katıldığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. 1998 yılında yaptığım film Saraybosna'nın etrafındaki uzaylılar filminden bu yana hep destek çıktınız bana ve hepinizi buradan büyük bir kucaklamak istiyorum aslında. Na samom početku spomenut ću imena ljudi koji su radili na ovom novom dokumentarnom filmu, a i na mnogim prije njega. A to su prije svega Samir Kućanin, montažer. Filmde emeği olan kişilerden bahsetmek istiyorum. Samir Kuçan başta olmak üzere, o da filmin montajını yapmış kişi. Snimatel Almir Nao. Kameraman Almir. Organizatori snimanja Edin Humačkić i Edin Zmajić. Četim organizatorleri. Saradnici na snimanju Alija Luhović, Brkanić, Izet Džinko, Dževar Pićo. Çekimi sırasında işbirliği yaptığımız kişiler. İmali smo ovaj put i pojačanje na tom planu sa ekipom iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. To su Suada Nožić, Senadio Subegović, Anida Ključanin. Bir de Bosna Hercegovine Esirler Derneği'nden de bir desteğimiz oldu. Hvala maestru Sejbe Retareviću koji već 7-8 filmova radi jako originalnu filmsku muziku za naše filmove. Anto Seyir Barakarevic'e de teşekkür etmek istiyorum. Yeni filmdir. Orijinal film müziğini yapmaktadır bizim için. I naravno, nekako zaštitni znak svih dosadašnjih filmova je glas, naracija našeg istaknutog glumca iz Udina Bajrovića. Bizde filmlerde
sesini veren büyük oyuncumuz İzodin Bajrović Bey'e de teşekkür etmek istiyoruz. Negde na samom početku realizacije filma Nevidljivi ožiljci desila mi se Božjom odredbom, kažu, nesreća. I koristim ovu priliku da sa srca zahvalim mojim prijateljima, doktoru Ismetu Gavranka Petanoviću, mom prijatelju Almiru Šoši i ostalom osoblju sarajevske ortopedije što su me osposobili da privedem kraju ovaj film. Filmin daha ilk çekimleri yapılırken uğradığım kaza nedeniyle hastaneye sevk edildim ve buradan benimle ilgilenen doktorlara, Sayın Gavran Kapitanoviç Bey'e de teşekkür etmek istiyorum ve bütün ekibine. A sad nešto o filmu koji ćete večeras premijerno pogledati. Veliki broj mojih prijatelja, poznanika, poštovalaca onoga što radimo, zvao me ovih dana da mi kaže poštujemo te, volimo, podržavamo, ali mi ne možemo doći, ne možemo podnijeti da to gledamo. Bir de izleyeceğiniz film hakkında biraz bilgi vereyim. Bu aralarda birçok arkadaşım beni aradı. Seni seviyoruz, seni destekliyoruz, sana saygı duyuyoruz dediler. Fakat yaptığım filme gelemeyiz, izleyemeyiz. Çünkü altından kalkamayız. Ovaj film svjedoči o zločinima kakve nisu ni nacisti radili u Hitlerovoj Njemačkoj u tom strašnom, mračnom periodu ljudske historije. Bu filmde olan şeyler Hitler'in Nazi Almanyasında bile olmayan şeylerdir. Ovaj film svjedoči o agresiji Srbije i Crne Gore na Republiku Bosnu i Hercegovini. Bu film aynı zamanda Sırbistan ve Karadağ devletlerin Bosna Hersek'e yaptıkları saldırı hakkındadır. Ovaj film može puno, kao i oni predodni pomoći, da zločinci dobiju zasluženu kaznu. Bu filmin sayesinde daha önceki filmlerde olduğu gibi suçluların adalete teslim edilmesi konusunda yardımcı olabilir. Uradio sam mnogo teških novinarskih priča. Bili su teški i prethodni dokumentarni filmovi. Bir gazeteci olarak çok zor haberler yaptım. Çok zor konuları işledim. Çok zor konuları zor olan belgeseller yaptım. Preteška je scena iz filma Daleko je Tuzla. Kad jedno srebreničko Maksumče u martu 93. godine umire na rukama svog oca, jer tada Unprofor nije htio helikopterom da ga prebaci u Tuzlu. Dijete je pred hiljadama srebreničkih stradalnika, pred televizijskim kamerama BBC-a izdahnulo, je to jedna preteška scena. Daha önce yaptığım Tuzla Uzaklardadır adlı belgesel filmimden bir sahne mesela çok zordur. Orada Srebrenica'da bir çocuk babasının kucağında canlı canlı BBC'nin kameralarının önünde ölüyor. Çünkü Unprofor'un helikopteri onu Tuzla'ya veya en yakın hastaneye sevk etmek istemedi. Svaka priča u filmu, a bili su samo djeca, o zločinu nad djecom Sarajeva u opsadi teža je bila otpadnje. Her filmdeki hikaye zordur. Mesela en son yaptığımız Saraybosna'nın çocukları filmindeki gibi. Preteško je bilo razgovarati sa majkom Havom Tatarević iz Zecova kod Prijedora, kojoj su zločinci u jednom danu ili šest sinova i muža. Prijedorlu Hava Tatarević adlı anneyle görüşmek, konuşmak çok zordu ve suçlular bir gün içinde eşini ve altı çocuğunu katletmişler gözü önünde. Preteško je bilo razgovarati s
sa preživelim žrtvama genocida u Višegradu? Višegrad soykırımında hayatta kalan kişilerle konuşmak, görüşmek çok zordu. Sve su to jako, jako teške priče. Međutim, priča koju smo snimali posljednjih desetak mjeseci je baš teška bila. Bütün bunlar zor hikayeler, fakat son 10 ay içerisinde işlemeye çalıştım, göstermeye çalıştığımız hikaye bunlar, onun yeri ayrı. I nadam se nakon ovog filma da će nevidljivi ožiljci žrtava par djelomično postati vidljivi i nama, a i društvu u kojem živimo. Umarım ki bu filmden sonra görünmeyen izler bizim için ve toplumun bir kısmı için biraz daha görünür olur. Allah'a emanet. Sağ olun. Ovo je prilika da se zahvalimo učesnicima filma što su skupili snage da ispričaju i podijele sa nama svoju bol. Gradu Bursi, BH Telekomu, Bosanskom kulturnom centru, medijima koji su pratili i izvještavali o ovom projektu, kao i svima prisutnjima. Bu fırsatta filmde yer alıp acılarını bizimle paylaşmaya cesareti gösterenlere, Bosna Kültür Merkezi'ne, Bosna Hersek Türk Temsiliyet Başkanlığı mensuplarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, film yapımını takip eden medya mensuplarına ve katılan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Zamolit ću sada učesnike filma bez čije hrabrosti ne bismo mogli učiniti da zločin silovanja ostane zabilježen u historiji Bosne i Hercegovine, da nam se pridruže na pozornici, a vas, dragi gosti, da ih nagradite velikim aplauzom.